Ekranların başındaki izleyicilerimiz ve tiyatroya gelen misafirlerimiz, çok güzel hareketlere hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim. Efendim, çok zayıf oldu ya bu, çok. Ya şey, grip dönemindeyiz değil mi? Çok grip var mı aramızda? Ben grip olmak üzereyim de bu eser diyenleri öperek bulaştırmak istiyorum hemen. En yakın zamanda. Var mı grip aramızda? Çok var mı? Genel. Grip olmanıza rağmen buraya geldiniz. Bulaştıralım mı birbirimize? Çünkü gripin, evet, sarılalım falan. Çünkü gripin geçmesi için tek yol başkasına bulaştırmakmış. Gerçekten. Hani birbirimizi sevmiyorsak bile, yani sevmeyen varsa arasında birbirini, daha sarılsın, öpsün, onu bulaştıralım. Çünkü böyle ben olmak üzereyim. Tam olmadım aslında. Tam hastalık tam oturmadı. Bu dönemde böyle çeşitli ilaçlar vardır. Hani şunu içersen çok iyi gelir diye. Bilen var mı öyle bir ilaç? Yani şunu kaynat, onun içine şunu koy, böyle yaptın mı olur diyen. Son anda bana şey yardımcı olacak. Yok. Bulaşsın değil mi tamamen? Ben biteyim burada program sonuna kadar. Ne? Elma, ayva. İkisini aynı anda yiyeyim mi? He? Ben zaten ayvayı yemişim. Ya bu iki haftadır niye beni sevmiyor seyirci ya? Tamam, ayvayı yiyeyim. Neden öyle dedin abla? He, ayvayı yedin mi de hani hasta oldun anlamında değil mi? Yoksa öyle bir sevgisizlik var mı bana karşı? Asla. Tamam, teşekkür ederim. Asla dedikten sonra güldün abla. Asla. Demek ki var. Siz sanki genel gülüyorsunuz da biz üstüne konuşuyoruz havası var ha. Gerçekten böyle seyirci sen. Evet, madem grip, yani skeci var şimdi. Gribu skeci izleyeceğiz belgesel şeklinde. Tesadüfen ben de aynı anda hasta oldum. Karşınızda BKM Mutfak Oyuncuları Gribus belgeseliyle efendim. İyi seyirler, haydi bakalım. Gribuslar insanoğlunun başkalaşmış bir versiyonudur. Bu başkalaşım grip virüsünün vücuda girmesiyle başlar ve iyileşene kadar devam eder. Birinci evre bulaştırma. Gribusumuz her şeyden habersiz, sağlıklı bir şekilde hayatına devam ederken hiç ummadığı bir anda mikrop kapısını çalar. Buyurun mikrop. Hayırdır ya? Gel bir tane. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ay aşkım, ben çok fena şifayı kaptım ya. Gelmese miydim acaba? Şimdi sana da bulaştıracağım. Ya keşke gelmeseydin bir tanem ya. Ay şimdi geri mi döneyim yani, o kadar yolu? Yok yok bir tanem, gel buyur, gel içeri geç. Ay oturayım bari. Gel otur bir tanem ya. Ay hayatım, ben böyle olacağını bilseydim hiç gelmezdim ya. Ya hayatım, yol yakınken geri mi dönsen acaba ya? Ya kovuyorsun beni yani, bravo. Pşan! Çok güzel yüz maskesi yaptın, sağ ol. İnşallah cildime iyi gelir bir tanem, sağ ol yani. Ağzını kapar mısın ya? Ben kararlıma seni görmeye geleyim, sen bu kadar affedersin. Ya konuşurken aç ağzını, aç konuşurken ağzını. Ya diyorum ki, pşş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 ş
Kus istersen bir de ya. Ay hayatım ben kalkayım en iyisi ya. Senin de işlerinin en son şeyi ben sana bulaştırayım. Tamam hayatım ya. Sen git ben sana akşam ilaç getiririm bir tamam, tane. Tamam hadi gel. Tamam. Öpeyim seni. Yok öpme hazır bulaşmamışken öpmeden git bir tane hadi. Hayatım öpeyim mi? Yok hayır öpeyim hayır bir tane. Hayır bir tane. Çok güzel çok sağ ol teşekkür. Tamam git. Git ben akşam sana ilaç getiririm. Ağzına sokun peçeteyi. Artık mikrop bünyeye girmiş, kuluçka evresini tamamlamış ve yavaş yavaş kendini belli etmeye başlamıştır. Burun akıntısı, baş ağrısı ve ateş aynı anda vurarak combo yapar. Fakat birkaç gün tüm bunlara rağmen hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etmek ister. İkinci evre dışlanma. İş yerinde yakalanır Gribus. İbrahim Bey, şu dosyayı bir inceleyin. İyi misiniz İbrahim Bey? İyiyim iyiyim. Üzerinde hafif bir kırgınlık var Nazmi Bey de. İyiyim ama. İyisiniz değil mi? İstersen izin alın patrondan. Ya şimdi izin alınca patron maaştan kesiyor. O yüzden aç şu!
Bu sümüklü peçete, bu burun, bu grip tavırlar. Siz grip olmuşsunuz ya. Ya grip falan olamazsın. Üçüncü kattan müdüriyete, üçüncü kattan müdüriyete. Burada şüpheli bir şans var. Grip semptomları gösteriyor. Diğer arkadaşlar bulaştırmadan lütfen destek ekibi yollayın. Ya come on baby, ya come on, come on, right, okay, okay, come on. Yakaladık efendim. Ya ne yapıyorsunuz? Alt tarafı grip oldum ya. Aferin evlat. The time is 4:16 on the front of the kinder time is 4. Bir şeye dokundu mu dostum? Bir şeye dokundu mu söyle? Ya sadece Nazmi Bey'den dosya aldım, bir şey yapmadım. Nazmi'yi de yakalayın. The time is 4, Nazmi. Ben yaktım beni. 20:40. Sedat. Ya. Çabuk laboratuvara götürün. Virüsü ellemişim baksınlardı. Dayanın laboratuvarını. Sonra sükseslisi gördü toyn. Emredersiniz efendim. Yeke kek mo yeke yeke. Ya ne oluyor ya manyak? Buna grip oldum diyorum. Siz nereden geliyorsunuz? Bulaştırma Bakanlığı'ndan geliyoruz. Yeke ke yeke ke. Bu şirkette işler asla aksayamaz evlat. Global düzen, kapitalist sistem, serbest piyasa ekonomisi. Makro, mikro, makro, makro, makro. Efendim siz de iyi görünmüyorsunuz. Galiba virüs size de bulaştı. Size de götürmeliyiz. Gerek yok evlat. Ben kendim giderim. Maksat işler yürüsün. Time ya deli. Go, 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 İş yerinden de uzaklaştırılan Gribus'umuz hem hastalıktan kurtulmak hem de iş hayatına devam edebilmek için soluğu doktorda alır. Üçüncü evre tedavi. Evet, açalım ağzımızı lütfen. Böyle göremiyorum yavrum. 16-18'i ver bana. Buyurun. Açalım. Böyle de göremiyorum. 18-20'yi ver. Hemen, buyurun efendim. Yavrum sen bana 43-44'ü ver, bu olmuyor. Açalım ağzını. Doktor bey, bacağınızı soksaydınız. Zahmet etmeyin. İbrahim bey, size bir kötü, bir de daha da kötü haberim var. Neymiş onlar? Kötü haber, virüs yayılmış. Daha kötü olan ne? Format atmanız lazım. Format C İbrahim Bey. Ya ne format atması? Alt tarafı grip oldum doktor peki bey. Peki böyle midede bulantı, kusma, ishal, cırcır böyle şeyler var mı? Vallahi daha yeni bulaştı, bilmiyorum olur mu da yok şu anda yani. Tamam bir motora bakalım hemen. Motora mı bakacağım? Ne oluyor ya? Yavrum bana oradan üst tüpüyü ver. Ver. Ne üst? Ya doktor sen kimin motoruna bakıyorsun? Çık dışarı. Çık. Ama abicim bu böyle olmaz. Bu böyle olmaz. Sen yağ eksiltmişsin. Şuna bak pislik içinde. Bu ne hal ya? Ya sen o yağı nereden aldın? Kardeşim biz bunu her yeni doğan çocuğun içine tıkıyoruz. Sonra yağ nasıl yine bakıyoruz işte. Ya doktor ne biçim tedavi yöntemlerin var ya? Arkadaşım bak grip öyle basite alınacak hastalık değil. Dikkat etmezsen bağışıklık sistemin çöküverir. Ya nasıl bağışıklık sistemi çöker doktor? Bak şöyle anlatayım sana. Mesela asistanlarım senin vücudun olsun. Mesela Pelin bağışıklık sistemin olsun, tamam mı? Maşallah bayağı kuvvetliymiş bağışıklık sistemi. Evet. Ersin de vücuduna giren mikrop olsun. Hocam ben hep mikrop oluyorum ya. Ersin'cim sen olmazsan Pelin olacak. Vücudumuza böyle mikrop girsin ister miyiz? Yok ben olurum. Ben mikrop olurum. Ben mikrop olurum. Şimdi mutlu mesut bir vücut ve bir şekilde mikrop vücuda girer. Alalım arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi girdik. Kötüyüm ben kötüyüm, kötüyüm, kötüyüm. Hasta ederim herkesi, ederim, ederim. Pa! Çok güzel. Şimdi bağışıklık sistemini boz Ersin. Bağışıklık sistemi sana bir sorum olacaktı. Sor bakalım mikrop kardeş. Sen kendi vücudunla bağışık mısın? Bak bağışıklık sistemi bozuldu. Gördün mü? Bozuldu. Aferin arkadaşlar. Gelin böyle. Aferin. Ya bu ne böyle ilkokul müsamerisi gibi doktor bey delirdi. Öyle. En gerizekalımız bile anlar. Ya delirdiniz mi? Ne yapıyorsunuz? Kalk ayağa şimdi. Kalktım. Sakın pes etmek yok, tamam mı? Bu hastalığa direneceksin. Birlikte yeneceğiz bu hastalığı. Tamam. Pes etmek yok. Anladın mı? Pes etme hacı. Pes etme. Ne yapıyorsunuz doktor bey ya? Ne yaparsan yap hacı, pes etme. Bu adam mikrop, bu adam bağışıklık sisteminin düşmanı. Ya oğlum ne yapıyorsun? Bana oğlum deme hacı. Bana oğlum deme. Ya dinle lan.
Ya manyak mısın? Kardeşim Mahsun kırmızı götüripleri bu ne böyle? Ne yapıyorsun sen? Çok güzel filmdi. İzledim. Tamam çok güzel yani. Filmdi de yani çok kaptırmışsın kendini. Tamam, ya ilaçları yaz yeter bana. Tamam lan al yazıyorum ha. Ne yapıyorsun ağzınla yazıyorsun? Ya benim yazım çok okunaklı kardeşim. Doktora yakışmıyor. Hiç böyle bozuyormuş işte ufaklar. Ya bırak ver bana ben gidiyorum ya doktora. Bak. He. Başkası başka ilaç yazmaya, başka ilaç vermeye falan kalkar. Eczacılara dikkat et. Sakın başka ilaç alma hacım. Ya deli misin kardeşim? Ya deli misin gidişine ya? Hadi gidelim canlar. Doktordan da ağrı kesici ve ateş düşürücüden başka bir fayda göremeyen gribuslar hastalığın son birkaç gününü evde dinlenerek geçirmek zorunda kalırlar. Dördüncü evre kaynana ilaçları. Hadi bebeğim iç şundan. Ya nene bu ya ben bunu içemem. Hadi canım benim şifa niyetine. Ya nene şifası şuna baksana simsiye ben bunları içersem ölürüm ya. Bebeğim bunları içtim ve hepsi geçecek. Ya ölürüm bunları içersem. İşte ölünce hepsi geçecek. Ya anne delirdi mi bunun? Ne var bunların içinde ya? Hayatım bu aslan pençesi bu da öksü otu. Aslan pençesi ne? Aa çok şifalı bir bitki. Bu kısırlığa iyi geliyor. Bu? Bu da kısırın yanında iyi gidiyor. Anne manyak mısın ne kısırlı ben grip oldum ya. Bebeğim öyle deme ama bak bu düşük yapmayı da engelliyor. Ne yapıyor kısırlığa ilgili düşük? Sen beni doğurtacaksın herhalde ne yapacaksın ya? Hadi bebeğim iç şundan ya bir tane hadi bebeğim. Ya anne manyak mısın içmeyeceğim. Ya içmeyeceğim. Ay, 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 halasının ay, ay. Kuzusu hasta mı olmuş? Teyzeciğim hasta kurban olsun hasta ona. Hasta mı oldun? Yavrum benim bak sana patates püresi yaptım. Bunu ye hiçbir şeyin kalmaz çocuk. Teyzesi kurban elmayla ayvaya hiçbir şeyin kalmaz. Hayatım ben de sana ıspanak yaptım. Bunu ye hiçbir şeyin kalmaz. Bak oğlum hadi ben bebeğim. Sana gizemi getirdim. Bunu ye hiçbir şeyin kalmaz. İyice hadi. Bir terle tamam mı yavrum? Ya yemeyeceğim hadi. Manyak mısın ya? Saçma sapan. Ya hayır. Ya bırak. Ya maymun ettiniz beni ya. Yemiyorum yiyeceklerinizden ya. Tamam çıkın. Çıkın ben kendi kendime iyileşirim. Tamam çık. Çık. Bunu da mı yemiyorsun? Onu da yemiyorum baba. İyi bari ben yiyeyim de ziyan olmasın. Hayırdır ya. Aman Allah. Nereye yiyorsun ya? Ya yemesem arkamda ne olur hanım? Ya sen ben seni ağlatırım. Gel buraya. Bütün bu koşturmaca esnasında gribusumuz zamanın nasıl geçtiğini anlamaz. Ve bir sabah uyandığında hastalığın geçtiğini fark eder. Artık hayatına devam etmesi için hiçbir engel kalmamıştır. Hayatım ben geldim. Hayatım hoş geldin. Bak iyileştim ya çok ay, iyi. Ay aferin sana çok sevindim. Ne oldu senin yüzün solgun biraz? Ay hayatım ben su çiçeği oldum ya. Su çiçeği mi oldun? Evet. Yaklaşma bana ben geçirmedim su çiçeği yaklaşma. Hayatım görüşmedik yaklaş... o kadar özledim ya. Ya ateşli hastalık bu gelme bana. Aşkım çok ateşliyim işte gelme ya. Ya manyak mısın? Hayatım gelsene ya. Ve şunu anlarız ki bir mikrobun bittiği yerde başka bir mikrop başlar. Haftaya başka bir belgeselde görüşmek üzere. Esen kalın efendim. Evet. Çok güzel hareket diyenler. Geçsin. Süper. Tebrik ederiz. Abla nasıl buldun skeci? Ayvayı... Harika. Şeyleri beğendin mi, yöntemleri? Sen yazdın mı skeci? Dur abla sana mikrofon lazım. İsminiz neydi? Hoş geldiniz abla. Fatma. Fatma abla hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizin var mı kendi yöntemleriniz böyle? Hani gripli geçim gerçekten var. Var evet. Elma kabuğu, ayva kabuğu, ıhlamur karıştırıyoruz. O ayvayla elmaydı. Kabuğuna mı geçtik artık asıl? Onu kaynatıyoruz. Sonra ciddi soruyorum ya. Ciddi. Belki... Ben de ciddi söylüyorum. Sen böyle kavga edeceksin abla Fatma abla. Skeç sevgili var mı? En beğendiğin yeri neresi oldu Fatma abla? Buyur. Skeç sevgili en beğendiğin yer neresi oldu? Var mı söylemek istediğim elma şey? Elma ile ayvanın gelmesi. Seni can istiyorsa alalım mı abla sen? İsrar ettin. Var mı skeç sevgili bir şey söylemek isteyen? Şu sahnesinde şöyle olsaydı daha iyi olurdu. Herkes hapşırmaya öksürmeye başladı vallahi. Biz böyle... Buyur abi herkes birbirine bulaştırsa. Ayağımı kalkayım yoksa? Ayağı da kalkarsa sen bilirsin abi. Ya, ne kadar ünlü olmak istiyorsan. Skeç çok güzeldi gerçekten. Sana geçmiş olsun. Bu sağ arada ol. Eşimin doğum günü özellikle onun ismini istemiştim. Valla doğum gününüz kutlu olsun. Doğum ne isminiz neydi? Efendim? İsmi neydi eşinizin? Songül. Songül Hanım doğum gününüz kutlu olsun. Nice yaşlar arkadaşlar. Ne güzel. O zaman bu grip skecini size armağan ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Doğum günüyle ilgili. Kaç yaş, sorulmaz değil mi? Doğru. Evet, bayanlara yaş sorulmaz. Evet. Hakan, ne diyorsunuz? Ya ben harbiden grip oluyorum. Skeci yazmayı biliyorsunuz. Nasıl... Ya aşırı... oynarken de kötü hissediyor insan ya. Böyle
burnunu tıkıyorsun konuşurken. Ama falan. Şey falan sahnede çok güzel şey. Doktor ve şey sen. Ya ne gripin geçmesiyle ilgili senin bir yöntemin yok mu? Aşı maşı vurulalım. Onların aşı falan ya mı? Ya benim aşılar tam da. Hani adam değil. Aşı falan mı vuruluyor? Ondan vuru... Asta olunca asta mı? Asta olsak ne? H harflerini kaybettim. Evet sevgili misafirler. Çok güzel hareketler devam ediyor efendim. Çok güzel hareketler bunlar. Burada, burada. Başlıyor şimdi mutfakta. Evet sevgili misafirler. Babasıyla aynı iş yerinde çalışan var mı? Ya da ailesiyle. Siz mi? Babanız patron. Siz orada şey misiniz yoksa beraber? Siz patron yardım hemen baba tabii patron olunca. İsminiz neydi? Oğuz. Oğuz Bey. Ne iş yapıyorsunuz? Babam mobilyacı. He? Mobilyacı. Mobilyacı. Siz de yanında çalışıyorsunuz. Bazen. Nasıl evet. Bir duygu babayla aynı iş yerinde olmak? Babam bazen beni beğenmez ama yine de o olmadan ben olmaz. O olmadan? Yani ben olmadan olmaz. Pardon yanlış söyledim. Kendine fazla güvenmiyor musun? Yani sonuçta... Yok güveniyorum tabii. Bugüne kadar sen yoktun ve oldu her şey. Yani niye öyle düşündün? Yani. Sen tam ne iş yapıyorsun orada? Yani bazen babama teslimatla yardım ediyorum, ağır yük kaldırma. Sen olmadan olmazmış, teslimat. Yani. Teslimat mı bir tek? Biliyor musun mobilya yapmayı sende? Yok yani bazen dolap kurmasına falan yardım ediyorum. Sen aynı anda hem okuyorsun hem çalışıyor musun orada? Evet. Peki aile içindeki özel ilişkiler işe yansıyor mu? Pek değil. Peki evdeyken işteki özel ilişkiler yansıyor mu? Hiç niye yansımıyor? Skeç onunla alakalı, yansısaydı ya. Çok güzel olurdu yansısaydı. Tamam. Valla evde işte olsun artık. He tamam. Bundan sonra o zaman öyle olsun artık. Evet. O mesajı verelim. Evde işte. Tamam. Teşekkür ederiz Oğuz. Metin Yıldız bakalım babasıyla aynı iş yerinde olan çocukla ilgili ne düşünüyor? 90 artı hayat geliyor. Metin Yıldız yazdı. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Çok güzel hareketler bunlar. Oynamıyorum lan! Oynamıyorum lan! Oynamıyorum daha da! Emre! Yeter be! Ne oldu çocuğum, yenildiniz mi? Yendik anne, yendik. 1-0 yendik, finaldeyiz. Galibiyete mi üzülüyorsun? Ne güzel işte finaldesiniz. Anne ben finalde oynayamıyorum. Aa, neden, ne oldu? Ne olacak, babam yüzünden. Aa, baban ne yaptı? Attı beni daha oyunun ilk yarısında ya, ortadan attı, kırmızı kart gösterdi. Bebeğim, neden attı, ne yaptı? Anne kırmızı kart gösterdi. Daha ilk yarıda gittim oyundan diyorum ya. Allah Allah. Benim babam öyle bir şey yapmaz. Neden öyle bir şey oldu? Ya ne yaptı? Hakemi aldatmaya yönelik hareketten kırmızı dedi. Çat çıkardı attı oyundan işte. Ay yan hakem söylemiştir. Baban yapmaz öyle şey. Ya ne yapmayacak Allah Allah. Gösterdi işte kırmızı kartı. Bir tane sarı kartı da şeyden gördüm. Offside çaldı golümü. Bol gibi, boru gibi gol attım. Bol gibi diyorum. Bol gibi gol olmaz. Boru gibi gol oldu. Ay. Offside'den çalmadı golümü ya. Ama bebeğim baban hakem sarı da gösterir, kırmızı da sinirlenme yavrucuğum. Anne bana göstermesin, bana. Bana niye gösteriyor kırmızı kart? Allah Allah, bebeğim sinirlenme. Allah bak ben ya. Dün gibi hatırlıyorum, baban sana ilk sarı kartını sen 9 yaşındayken göstermişti. O gün de aynı böyle sinirlenmiştin. Anne ben 12 yaşında top oynamaya başladım, 9 yaşında ne sarı kartı ya? Bebeğim maçta değil evde. Baban o gün hakem olmuştu. Sevinçle eve geldi. Dedi ilk sarı kartımı Emre'ye göstereyim bak dedi. Bak işte o zamandan meyilliymiş bana haksız yere sarı kart göstermeye. Aa babana haksızlık etme. Baban o gün haklıydı. Sen topla vitrin camını karmıştın. Ya ne vitrin camını kırmakta ne var Allah Allah. Beni de çağırırsın, vitrini de çağırırsın, uzlaştırırsın. Biter gider onda sarı kartı bir şey yok. Uyarı lazım tamam, ona bebeğim yani. Tamam sakin ol. Sen futbolcusun hayatım. Daha çok sarı kart kırmızı kart göreceksin. Anne göreyim de haklı yere göreyim. Haksız yere golümü şey yaptılar ya. Şu ayağımın haline bak herif ayağımı kırdı. Mahvetti ya beni. Allah korusun bebeğim. Dur ben sana buz getireyim. Getirme canım. Buz muz getirme. Finalde oynayamadıktan sonra ben ne yapayım buzu? Terbiyesiz kafa. Hala burada hareket yapıyorsun. Mahvettin maçı. Hoş geldin Suat abi. Hoş bulduk yenge. Bana hoş geldin yok mu? Suat abi maç nasıl geçti? Vallahi şahane bir maç çıkarttık yenge. Emin misiniz Emre aynı fikirde değil? Emre nerede yenge? Hey hey hey! Suat abi Emre burada ayağına buz koyuyordum ben de. Sen o buzu onu diline koy. Ya ben haksız mıyım? Golümü saymadın. Offside çaldı ya. Geberteyim seni. Allah'a sonra bırak. Neden gösterdin? Neden gösterdin? Neden gösterdin? Neden gösterdin? Allah Allah. Hayret bir şeysin ya. Bırak. Suat abi Allah'ını seversen. Tamam abi otur. Tamam abi. Terbiyesiz.
Kendini yere atıyor. Bırak ya. Kimi kandırıyorsun? Golü mü saymadın, ofsayt çaldı ya. Hırsla. Ama yeter. Salonu stadyuma çevirdiniz. Bunlar salonlarımızda görmek istemediğimiz hareketler. Sen bunu böyle yapıyorsun. Sen bunu bu hale getirdin. Yüz veriyorsun. Haksızlık yapıyor. Hırsızlık yapıyor sahnede. Ben gidiyorum odama ya. Tamam, siz aranızda konuşun, halledin ne hallediyorsanız. Ne? Maç bitti, maç bitti. Bitti maç. Ne, gel buraya mı diyor? Ne diyor? Otur, otur. Otur, konuşacağız seninle. Sen o pozisyonda kendini niye yere atıyorsun Emre? Al topu, yürü git, bomboşsun. Artist, ben yanılsam, penaltı versem atacaksın golü. Hoşuna mı gidecek? Baba, böyle mi yetiştirdim baba, ben seni? Konuşmak istemiyorum şu an, ben odama gitmek istiyorum, tamam mı? Benim geleceğimle oynadın ya. O final maçında oynasaydım kim bilir hangi menajerler gelecekti, izleyecekti. Hangi takıma transfer olacaktım kim bilir. Ya böyle futbolcu olacaksan olma be Emre, olma be. Allah Allah, hoşuna mı gidiyor senin? Ya babanı aldatmaya yönelik hareket yapıyorsun ya, sahada. Ya adam bileğimi elime verdi, elime. Böyle tuttum gittim. Sen bana sarı kart gösteriyorsun. Ya gördüm ben pozisyonu. Sen kendini yere atmasan adamın ayağı gelmeyecekti sana. Artist ayağını böyle kendini yere atıyor. Tamam. Adamın ayağı geldi, topa müdahaleydi o. Tamam, ilk sarı kartı niye gösterdin? İtirazdan, itiraz her yerde sarı karttı. Hakeme ya, itiraz ediyorsun, hakemden geçtin, babaya itiraz. Zaten kırmızı ya kart. Ya ben sana itiraz etmedim, Suat amcaya itiraz ettim ya. Ne fark eder? Ne fark eder, doğru söylüyor. Ben de hakemim. Hakem misin? Ya adam kararını vermiş, sen utanmıyor musun koskoca Suat amcana öyle çemkin bir hareketler? Hem ben gördüğümü çalarım. Ya sen ne görüyorsun ki çalıyorsun, Allah'ını seversen ya? Ne konuşuyorsunuz ya, ağzınızı kapata kapata? Ya yok, gelirken mantı yedik sarımsaklı ondan. Ondan. Yok öyle bir şey. Tamam, adam yok. Uyuyacaksın ona. Tamam, uyuyacağım. Ben odama gitmek istiyorum şu an, tamam gitmeyecek mı? Gidiyorum. Bak, Emre! Hadi. Yavrum bak, zamanında benim ne kadar iyi bir futbolcu olduğumu biliyorsun. Biliyorum. Daha ilk profesyonel maçımda tekme yedim, ayağım kırıldı. Bunu da biliyorsun. Biliyorum. Futbol hayatım bitti. Tamam. Okulu da zaten asmıştım futbol yüzünden. Ya neler çektiğimi görüyorsun. Adam gibi okuluna çalış. Belki de iyi oldu. Önümüzdeki hafta sınavlarım var. Sınavlarına çalışırsın, daha iyi. Sen beni bile bile attın. Yok öyle bir şey. Bile bile attın yok sen. Yok öyle bir şey. Sen öyle beni şey derse gireyim diye bile bile attın. Saç... Ya nasıl yaparsın bunu ya? Ya bilerek atma. Nasıl yaparsın bunu? Neden kayıp atarım ya? Bir dakika oynayacaktım ne güzel. İtiraz bırak ediyorsun. Anne girme araya ya. Suat abi, Allah'ını seversen ya. Abi. Aile içi mevzu abi. Ama sen de düdük çalıyorsun, ben ne tamam, yapayım? Tamam Suat abi, otur kurban olayım. Öyle bir şey yok. Sen böyle yaptın, bunu bu hale getirdin. Otur şuraya, konuşuyorum. Suat abi, Allah'ını seversen. Bir otur ama. Otur şuraya. Yavrum bak, tamam sen ileride çok iyi bir futbolcu olacaksın. Futbolcunun kralı olacaksın. Ben senin her zaman arkandayım. Ama önce sayısalın kralı ol, sözelin kralı ol. Ya ben çalışıyorum, çalışmadığımı nereden biliyorsun? Sen bırak ben o maçta oynayayım, dersimi de geçerim. Neye çalışıyorsun sen? Çalıştım bir sürü. Ne sınavın var senin? Tarih sınavım var. Önümüzdeki hafta. He. Çalıştın mı onu? Oo. Evet. Her görüyorum, futbol izliyorsun. Antrenmandan eve gel. Getir o tarih kitabı. Ya bacağım çok ağır. Hadi ben gittim ya. Otur şuraya. Getir o tarih kitabı. Getir. Hemen getirdim çalışıyorum ya. Çalışıyorum. Bakayım ne kadar çalışıyorsun. Osmanlılar Orta Asya'dan gelen Türklerin hangi boyundandır? Orta Asya'dan geldiklerine göre orta boylularından. Orta boylular, orta boyu. Orta... Şıkları okuyorum. Oğuz, Göktürk. Neymiş bu? Oku bakayım neymiş bu? Neymiş o? Gözlerim bozuk benim de. Ver. Oğuz, Göktürk, Ural. Ural Kayı. Kayı. Ural Kayı, ha. Söyle hangisi? Ural, Yılmaz Vural'dan attım da o beni. Vural boyu. Vural, Altay Dili ailesiz. Yılmaz Vural. Ya ne sarı kartı ya? Bundan sonra... Ya Yılmaz Vural değil mi o? Türk gibi işte. Yılmaz Vural'ı! Siyah golü vermedin. Yılmaz Vural. Şimdi de tarihe mi itiraz ediyorsun? Ya benim aklımda öyle kalmış. Ya tarihi aldatmaya yönelik hareket mi yapıyorsun sen? Ya Allah Allah, öyle kalmış diyorum aklımda. Aferin çocuğum, aferin sana. Aferin, sınavda da kendini yere at. Tarihi aldatmaya yönelik hareketten. Ondan sonra mal gibi kal gerizekalı. Otur şuraya. Tamam, otur. Baba bitsin ne olur ya. Otur şuraya. Terbiyesiz, bitsinmiş. Hani çalışıyordun? Çalıştım işte. Neye çalışıyorsun? Vural, nerede çalışıyorsun? Vural. Dur bakayım. Neredeydik sen? Parayı kim buldu? Vallahi bu sene parayı Cristiano Ronaldo buldu baba.
Dedim seni. Ne sır? Ya adam 96 milyon euroya transfer oldu ya Real Madrid'e. Ya deli misin sen? Ne buldun? Lidyalılar bulduk. Ne Lidyalılar ya? Lidyalılar parayı bulmazsa Ronaldo açtı bugün. Lidyalıların bulduğu para onun sol ayağını almayı yetmez. Ne bulmuşlar? Bakır bulmuşlardı böyle. Aha. Ya ne yapıyorsun? Üç sarı kart, bir kırmızı kart. Kırmızı görürsem ne yapacaksın? Evden mi atacaksın beni? Yok, harçlığını keseceğim. Keseceğim harçlıklarından. Harçlık yok sana. 3 hafta harçlık yok. Allah Allah ya. Hadi bakalım. Varna Savaşı. 1444. Messi'nin ilk 5 dakikada en uzun mesafe rekoru. Bildin mi? Doğru. Gol. Gol mü? Gol. Oley! 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 Gol! 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 İşte senden beklediğim hareket bu. Bu? Aferin bu. Çalışıyorum işte. Çalışınca başarıyorsun. Niye attın beni? Ya o ayrı baş ayrı. Terbiyesiz. Aferin sana işte bu. Bak gol oldu mu veriyorum. Tamam hadi son. Son Osmanlı. Son Osmanlı. Neyi? Son Osmanlı. İmparatoru. Atademirer. Atademirer. Ya ne yapıyorsun direkt kırmızı veriyorsun ya. Atademirer değil mi? İzlemek ben de izledim ama Atademirer ben de izledim. Tarihten soruyorum, sinemadan mı soruyorum sana da kırmızı Git gözü görmesin. Git. Ya lanet ol. Suat amca sana da lanet olsun ya. Oynamıyorum daha da futbol. Hiç şey. Al, aldı bıraktım. Ama da oynamıyorum daha da futbol. Oynamıyorum. Bre. O golü saysaydın, o golü saysaydın size hediyem olacaktı işte. Yıl dönümünüz sizin bugün. Ya bu çocuğum... Suat abi Allah'ını seversen bu çocuğun aşkın bu hareketleri, bu futbol merakı, bu derslerine çalışmayışı ya bitirdi beni ya. Aşkım. Al sana kırmızı kart. Hah. 5 hafta cezalısın. 5 hafta o odada maç yok sana Bünyamin. Her pozisyona uzaksın Bünyamin. Her pozisyona. Ya Suat abi Allah'ını seversen her şeye bayrak kaldırıyorsun. O pozisyon ofsayt değildi çocuk haklı. Ya bu hakemlerle evlilik yürümez abi ya. Yürü ben abi. Gördüğümü çalarım abi. Çok güzel hareket diyenler seçip. Tabii var mı skeçle ilgili bir şey söylemek isteyen? Oğuz ne diyorsun? Baba oğul ilişkisiyle ilgili. Balkonda var. Tamam bir Oğuz'a gelene kadar mikrofon yukarıya hemen verelim. İlk olarak skeç çok güzeldi. Teşekkür ederiz. İkinci ne? Bence iş hayatı, okul hayatı ve özel hayat bir tutulmamalıdır. Yani benim fikrim. Böyle mi düşünüyorsun Metin? O yüzden mi yazdın? Evet, iş getirilmemeli. Evet, iş getirilmemeli. Zaten Oğuz söyledi onu. Artık olmayacak öyle bir şey. Yani son verdi. Ya Oğuz kim? Oğuz babasıyla beraber mobilya atölyesinde olmazsa babası da mahvolur bir insan. Hani yapıyor, teslimatları yapıyor. Yani babayla çok aynı iş yani. Hayır, baba şey yani bu sen anlat. Bir de dükkanı. He? Dükkan atölye değil. Ben ne dedim? Mobilya dükkanı. Mobilya dükkanı. Ben atölyem dedim. Hani siz atölyeden yapılıyor, size geliyor, siz sadece satış mı yapıyorsunuz? Ha zaten satış olayın hepsi. Sen doğru söylüyormuşsun ya. Ne diyorsun skeçle ilgili Oğuz? Bayağı uğraşılmış gerçekten. Emeğinize sağlık. Yalnız ben en çok... Eyvallah be. Sağ ol. Hayır. En çok... Abi bir şey söyleyeyim, çok ezber var. Neydi? Nazmi çok uğraştı bir tipi. Nazmi'nin performansı için ayrı bir alkış alalım ya. Saçlar da çok güzeldi bu arada abi. Bayağı gelmiş. Uğraşılmış. Bunda da uğraşılmış bayağı. Saçlarla bir saat uğraştım. Çok güzel. Metin var mı söylemek istediğin bir şey? Nereden geldi aklına abi bu fikir? Hiçbir yere uydurdum ben bayağı. Vallahi. Böyle bir şey yok aslında. Yok, baba oğul ilişkisi. Evet, baba oğul ilişkisi. Yani böyle bir şey olsaydıdan yola çıktım ben. Umarım tamam. Bir gün olur. Umarım inşallah. Çok güzel hareketler devam ediyor arkadaşlar. Çok güzel hareketler bunlar. Burada.
Evet sevgili misafirler, bir aile... Zon neydi ya? Bir aile için en zor şey çocuklarının üniversiteyi başka şehirde okumak istemesidir herhalde. O sıra benim de yani kendi üniversiteye gideceğim zamanı hatırlıyorum. Hep Bursa'da yaşıyordum ve İstanbul'a gelmek için bayağı bir çaba sarf etmiştim. Ki gelmek istemekle de haklıymışım. Aranızda hiç çocuğu şehir dışında olan var mı? Böyle okuyor. Sizin çocuğunuz mu var? Yok canım. Ha, kendin sen dışarıda okuyorsun. Ben de öyle tahmin ettim. Alabilir misin? Yeni bitirdin. Ne? Üniversiteyi bitirdin mi? Ben yaşını buradan anlayamıyorum seni ya. He? Mikrofon alma. Sesin gür mü? Sen şehir dışında okuyorsun. Zor oldu mu ailen? Tamam, şehir dışında okuyorsun işte. Ben aynısını söylüyorum. Ben aynıydı. Zor oldu mu ailen? Şu an ailen izlese kızar mı? Şehir dışında okumaya gitti, gösterilere gidip mikrofonda konuşuyor olur değil mi? Ondan korkuyorsun. Tamam hiç zorlamayacağım. Bir şey yapmazlar canım. Bir şey yapmazlar değil mi? Anlat o zaman be. Ha? Ne oldu? Gayet keyifli ya. Burada dünya varmış yani. Burada dünya varmış. Evet. Ne yaptın? Burada akıyor. İstanbul'da akıyor değil mi? Evet. Ne yapıyorsun? Neler yapıyorsun? Anlat azıcık biz de gidelim ya. O ne keyifmiş ya. Geziyorum ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Nedir İstanbul'da? En sevdiğin nereye gitmek mesela? Asmalı Mescid. Asmalı Mescid'e gidiyorsun. Ailen izliyor biliyorsun değil mi Samsun'da? Biliyorum. Yok ya bilsinler boşver. Yok ya bilsinler boşver. İstanbul'da sen bir asi olmuşsun vallahi. Bu bizim kız mı da şey panik ettireceksin aileni ya. Samsun'da ne yapıyordun lisede falan? Samsun'da tipik bir mühe öğrenciydim. Zaten ben, buraya geldim gözüm. Çok çalışkan öğrenciydim. Evet. Buraya geldin hayda. Değil mi? Bitti. Evet başka şehir geliyor. İbrahim Olsan Zeynep yazdı. İyi seyirler, iyi eğlenceler diye. Çok güzel hareketler bunlar. Bak yavrum Emre'cim sana evet. Canım yavrum balık tutmanın bütün inceliklerini öğreteceğim sana tamam. Bak bütün inceliklerini tamam, öğreteceğim. Babacığım. Bu ne? Olta. 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 Tekrar et olta. Olta. Tekrar et yavrum. Bu ne? Solucan. Solucan. Olta. Tekrar etsene yavrum. Olucan. Olta. Tekrar et. Baba bu ne Baby TV gibi ya? Oğlum balık tutmayı öğretiyorum ne yapayım işte. Olta. Tekrar et. Beni rahatlat. Olta. Solucan. Bunu alacaksın. Baba olta tamam. Solucan tamam. Ya... Ya bunlar önemli değil. Ben seninle bir şey konuşacağım. O yüzden geldim bugün buraya. Ne konuşacaksın? Baba ben... Ne sen? Baba ben... Ne oldu oğlum? Baba ben... Hamile misin lan yoksa? Oha baba ya! Ne lan? Baba ya ben, ne baba ben... Baba ben, baba ben hamileyi demek işte. Baba ben üniversiteyi başka şehirde okumak istiyorum. Bahçeşehir'de mi oğlum? Özel okul orası lan. Manyaklaşma. Paramız yetmez. Delirme ya. Başka şehir değil babacığım. Başka bir şehir. Başka bir şehir ya. Başka şehirde okuyacaksın. Neresi mesela? Ya ne bileyim böyle Seydişehir, Samsun, Akşehir baba. Samsun sıkıcı Eskişehir, oğlum. Eskişehir baba. Eskişehir. Oğlum Samsun sıkıcı bak söylediler. Hele orada öğretmen kızıysan yandın. Perişan olursun. Gitme hiç. Vallahi bak. Yok Samsun'a gitme. Yok oğlum başka şehire falan gidemezsin ya. Ya ne bileyim burada çok mühe öğrenciyim bilmiyorum. Alkış geldi montajda atmayacağız rahat ol. Bilemedim yani. Gidemezsin bana. Sen daha ya... kendi donunu yıkayamıyorsun, alışveriş yapamıyorsun. Bıyım çıkıyor. Sen daha eve kız atmayı bilmiyorsun. Sen ne yapacaksın şehir dışında ya? Ya onu da sen atıyorsun baba. Lan nereden biliyorsun sen? Söyledin mi annene? Yok söylemedim. Sakın söyleme ağzını bunu koyarım. Bak balık tutmayı öğren ondan sonra gidersin şehir dışına. Balık tutmayı öğrenirsem gidecek miyim? Bakarız o zaman. Ben, bak şimdi bu olta. Lan ne? Tamam olta ne var bunda olta işte baba ya? Bu nasıl çengel ya? Dur sal aşağı. Yavaş yavaş sal. Heh. Biraz daha sal. Buyurun abim hesabınız. Bu ne lan kol gibi. Ama abi sen 50 tane midye dolma yedin. Lan dua et ki bugün mutlu günündeyim yoksa kesin olay çıkarırdım ha. Hayırdır abi neden mutlusun? Evleniyorum oğlum. Oo Allah mesut etsin. Şevket abim görüşürüz kendine iyi bak. Hadi görüşürüz. Ya bu yunuslar ne pozitif hayvanlar ya. Ya ne pozitif kafa güzel geziyor onlar. Alkolik onlar alkolik. Oo abim öperim saygılar. Lan yürü gidin kikiri kikiri yavşaklıkla geçti bütün hayatınız. Doğru konuş alırız seni içeriye. Süs
Kimsiniz lan beni içeriye alıyorsunuz? Biz Yunuslarız. Tamam, tamam hadi. Lan yürüyün, yürüyün lan. Hadi tatsızlık çıkmasın abi, otur, otur. Of ulan, of be. İnanıyor musun ya, benim gibi balık aldatılır mı be? Kız beni aldattı, terk etti gitti ya. Tamam abicim, bir sakin ol, daha yeni geldik. Dur bir iki duble içelim, gözünü seveyim ya. Siz kimi öpücük yolluyorsunuz lan? Kimi öpücük yolluyorsunuz lan? Sakin. Lan ne öpücüğü abicim, Allah Allah. Bizim doğamızda bu var. Ben kefalım. Arkadaşım başka tarafa kefal o zaman. Allah Allah, herifin sinir bozuk zaten. Senin neren kefal be? Orangutan mı oluyor bu tipe bak sen be? Yürü git lan buradan. Tamam. 424. kanalda çıktığından beri havaya girdin. Yakarım bak seni ha. Nazmi, yürü Nazmi git. Olay çıkarma Nazmi git. Hadi abi. Zaten canım sıkkın, anasını satayım ya. Oğlum bir dur iki dakika, gözünü seveyim. Yapma öyle hani hareketler. Dayanamıyorum, yapıyorum. Bir dur, bir iki lokma bir şey yiyelim, gözünü seveyim ya. Hemen olay çıkarıyorsun. Garson. Oğlum buradayız, buradayız. Fır abi. Oğlum sen lapin değil misin? Hemen atlaman lazım masaya. Ne oldu, denk getiremiyorsun lan? Abi haklısın da biraz ters akıntı var. Tamam gel buraya, gel 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 gel, böyle gel, böyle gel. Buyur abicim, nelerin ne istersin? Nelerin var abicim? Abicim çok güzel solucanım var. Güzel. Ekmeğim var, dolmam var. Hangisini istersiniz? Bize iki tane solucan atıver be. Tamam abi, şimdilik bir tanesi var. Tamam. Diğerini birazdan gelecek. Haydi abicim. Çek, çek! Aha tuttum. Vuruyor, tuttum, 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 tuttum. Tuttun. Bok tuttun. Öteki tekini de tut, kışın yersin olacaksın. Allah Allah ya. Bu ne şimdi? Bu ne? Bok tuttun oğlum ya. Ver, ben balık tutacağım, sana vereceğim. Ver şunu. Baba bana balık verme, balık tutmayı öğret ya. Lan ver, öğreteyim işte. Tutacağım baba, daha 5 dakika oldu. Eğleneceksin, yok asmalı mescitler falan takılacaksın değil mi? Baba ne ha? Alakası yok var sana ya? Yok başka şehir. Yok gidemezsin ya başka. Ya baba yapma, söz lan verdin ama ya. Al bu bıyıkla beraber bu balığı da at. Gözlüklü balık yenmez o. Ya baba yapma gözünü seveyim. Yok sana balık, at onu. Of. Ölemedim. Geldi. Ölmeyi bile beceremedim. Ne oluyor? Ölemedim. Aslanım. Beni yerden yere vurup durmayın. Vurmayın. Vurmayın. Müzik kimi? Çok zevkten müziği niye girmedi ya? Çok güzel. Orada oturuyorduk da burada böyle olmuyor ya. Evet ya, ayakta olmadı abi. Çekil gibi. Çek, 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 çek. Olmaz, olmaz. Çek. Zeynep sen de çok sırıtırsın ayda çek. Bu benden çıkmıyor ya. Var mı? Ya o gitme kaymalar çok güzeldi ya. Ben de dayanamadım, izledim oradan ya. Ayağa kalksanız mı azıcık ya? O da tatlı durabilir ha. Şöyle oğlum. Baraj kurar gibi. İbrahim. Tamam, tamam. Sen ne yapsan olmuyor kanka, sen... Sen ne yapsan olur. Hayır, tamam böyle kafadan bomba gibi çıkıyor ya. Olmadı ya. Evet. Tamam, şöyle duralım ya. Böyle konuşalım. Evet. Abi bir şey söyleyeceksin sen, buyur. Öncelikle skeç çok güzeldi. Sağ olasın. Benim bir eksik bulduğum yönü vardı. Aa! Balıkla balıkçı arasında bir kopukluk oldu orada. Balıkla balıkçı. Evet. Bizle ora. Evet. Bir ara koptuğu gibi. Problem ondan var, sonra sonu çok güzeldi ama. He, şey ortalarda mı oldu? Evet, o ortalarda bir kopukluk oldu. Ondan oldu. Sonra bayağı güzel oldu ama. Ayrıca İbrahim Bey'i kutluyorum. Çok güzeldi. Neresini ben? Bir dakika. Nereni kutluyorsun? Dur bir dakika. Dur. Ben de kutluyorum yani. Ne cesaret ya. Evet, başka yukarıdan da hocam. Buyurun arkada. Hemen oraya getirir miyiz? Ben skeç hakkında bir şey söylemeyeceğim ama başka neden? Bir şey söylemek istiyorum. Skeç şekilde söyle. Skeç güzeldi. Evet. Eyvallah sana. Ben bir teşekkür etmek istiyorum izniniz olursa. Kime? Eşime. Eşinize mi? Onun fikri miydi skeç o? Eşiniz nerede? Hayır ama şahit olmama neden oldu yani. Eşiniz yanınızda mı? Evet. Heh.
Ha, siz ne için? Buraya getirdiği için. Evet, ben 2 yıldır evliyim. Bugün de evlilik yıl dönümümüz. Hadi sürpriz canım. Oldu bana, evet. Ya, çok güzelmiş ya. O zaman size bir sürprizim var. Evet, iyi biliyorum. Gerçekten sürprizimiz bu skeçti size. Çok teşekkür ederiz. Ben 2. yıl dönümünüzü burada mı kutladınız? Evet. İnşallah nice yıl dönümlerinizi Çok Güzel Hareketler programında kutlarsınız, gelirsiniz. İnşallah, devamını beklerim. Eşiniz abi. Bir şey demek ister mi? Sanki tek siz kutluyormuşsunuz gibi bir hava var. Yıl dönümü. Ben buraya getirmekle eşimle yeterince kutluyorum. Evet, evet. Çok Güzel Hareketler devam ediyor. Sevgili sanatçılar. Çok güzel hareketler bunlar. Burada, burada. Başlıyor şimdi mutfakta. Bekar evi için en güzel şey komşunun yaptığı yemeği böyle getirmesidir. Yani bizim de karşı komşumuz var mesela. Sezer Güvenirgil, değerli sanatçı. Bizim karşı komşumuz. Böyle, bak böyle bak. O böyle çok güzel yemekler yapıp getiriyordu. Ama artık getirmiyor. Çünkü biz getirdiği tabakları geri vermedik. Uzun bir süre. Buradan kendisine seslenmek istiyorum. Biz o tabaklardan takım yaptık. O yüzden gerçekten geri vermeyeceğiz. Ama bir tane son getirdiğiniz tabak uymuyor takıma. Pembeydi. Onu alıp beyazı, çizgili olan o beyaz şekli var. Ondan şey yaparsanız çok seviniriz Sezer Hanım. Gerçekten çok önemlidir komşuluk ilişkisinde yiyecekleri paylaşmak. Komşu tabağı geliyor. Ayça ile İbrahim yazdı. İyi seyirler, iyi eğlenceler efendim. Çok güzel hareketler bunlar. Çektirecektim. Çok iyi geldi Ayça'cığım. Hoş geldin komşu. Bu ne hal? Ayol ne yapıyorsun? Hayırdır? Evi temizliyordum da. Daha çok karantinaya oluyor gibisin. Ya benimki dün Ankara'dan geldi. Ondan sonra ayağım tozu böyle İzmir'e gitti ya ondan. Ne alaka? İşte ayağım tozunu temizliyorum ben de. gel. Yaptım bak gene yaptım. Kız ben de lokma döktüm sıcak sıcak getireyim dedim. Kız dökülmüş şeyi niye getiriyorsun bana? Ne yaptın? Kız, ne var ne yok, sevgilinde bir gelişme var mı? Ay vallahi her an evlenme teklifi edebilir. Çığlıklarım ve gözyaşlarımı hazır bekliyorum. Yemin ediyorum, bak her gün şu yüzük parmağımı kremle ovuyorum ki o böyle evlenme teklif ettiği zaman yüzük şak diye girsin diye. Ay ne güzel ya. Bak bana, evde kaldım. 40 yıldır kale boş, bir gol atanım yok. Ya, hayır, direkten de olsa ona da razıyım. Ya kızım boş ver. 90 dakika ne olacağı belli olmaz, üzme tatlı canım. Ama bir şey söyleyeyim mi? Sen de çok şanslısın. Bir zar attın maşallah, düşeş geldi. Kaptın kapı gibi çocuğu. Kaptım kapıyı. Kapı kaptırmam. Kaptırmam onu. Bir şey söyleyeceğim. O kapının yedek anahtarını bana da versene. Bak. Manyağa bak. Yok mu sende hiçbir şey? Ah olmaz mı? Kız bizim Makbule var ya. Hani şu sarı Makbule. Ha tamam. Ha, onun memleketten yeğeni gelmiş. Ay çocuk. Kenan İmirzalıoğlu'nun aynısı. Hadi. Beni gördü bayıldı. Çocuk Kenan İmirzalıoğlu'nun aynısı, evet. Seni gördü bayıldı. Hayatım çocukta tansiyon problemi varmış, ondan bayıldı. Ama beni beğendi, ben anladım. Ama Kenan benim tipim değil. Kenan kim senin tipin? Ay Johnny Depp. Ay o Johnny Depp'i böyle insanın kuma dalıp böyle kum çıkarası geliyor böyle dipten. Tamam delirmesen ben sana çay koyayım. Nasıl içersin çayını? Açık olsun. Tavşan kanı olmasın mı? Tavşan sidi olsun. Bak ben de yapıyorum. Kız vallahi ben yaptım diye söylemiyorum. Lokmam da çok güzel oldu. Ha bu arada akşam getirdiğim böreği sevdiniz mi? Ya yemedik onu biz. Yemediniz mi? Yemedik, yanında yaptık. Bak yine yaptın. Canım. Kız senin o kapıyı beslemek lazım ki çelik kapı olsun değil mi? Aman bırak şimdi benim kapıyı. Bak ben de kek yaptım. Ah. Aa ne keki bu? Islak kek. Ama hayatım sen bunu... Bayağı ıslatmışsın. Ne? İyi o zaman. Şu peçeteyi koyalım da. Ha tamam evet, sıvı orta tabakaya geçmiş değil mi? Evet. Bu süzülürken, hayatım tamam. Bu süzülürken sen de vallahi lokmandan al bak. Tamam alırım ben şimdi. Anlatıyordun adamı. Ama sıcak sıcak yemek tamam, lazım. Tamam yiyeceğim, şimdi yiyeceğim. Bunu soğukken tadı olmaz ama. Tamam aldım bir tane, tamam hadi aldım.
Çok... Nasıl olmuş? Harika valla bak tam kulak memesi kıvamında olmuş şeyi. Ama ısırmadın bile. Tamam yiyeceğim ben sonra tamam. Aa olmaz mümkün değil. Aç bakayım. Hadi şu benim komşum lazım. Hadi şu benim komşum lazım. Hadi şu benim komşum. Nasıl olmuş? Yumuşak mı? Güzel mi? Ayça bir şey söylesene nasıl olmuş lokma? Canım ağzı lokma varken konuşulmaz ki. Harika olmuş çok güzel. Tam memen kulak memen kıvamında olmuş. Çok güzel yani. Bir tane daha. Yok istemiyorum. Ben anladım gözlerinden. Yok istemiyorum. Vallahi gözlerinden. Ama istemiyorum. Gözlerim istemiyorum. Uçak geliyor. İstemiyorum hayat. Hadi hadi yap. Hayır. Hayır ama. Hayır. Ne yapıyorsun? Gördüm. Hayır. Ben. Tamam sen kendin ye çok istiyorsan. Canım benim. Ellerine sağlık. Harika. Ama ne olur ya istemiyorum. Ay bir sorun var sende. Yok sorun falan. Ay yok belli bir sorun var. Hayatım yok. Çöp nerede? Şurada. Ay bu ne böyle? Ne? Bu benim dün akşam getirdiğim börek. Ay hayatım ben servis yapayım derken sen pat yere düş. Yemeden attık biz onu. Ama demin bayıldık çok beğendik dedin. İşte daha yemeden bayıldık düşün bir de yesek ölecektik tadına. Yalan söylüyorsun çöpe attın değil mi? Ben atmadım komşum. Kendi atladı. Ya bırak ya Allah aşkına. Deminden beri lokmamı da yememek için bin türlü takla atıyorsun. İki parça lokma yedin. Sen benim lokmalarımı mı sayıyorsun? Ya konuyu değiştirme ya. Niye benim yemeklerimi çöpe atıyorsun? Ya şimdi Gülsümcüğüm darılmanı istemiyorum ya. Darılmam hayatım. Niye darılayım? Söz mü? Söz hayatım. Ne oldu? Sorun ne? Hayatım şimdi senin evinde köpek var. Ben yaptıklarım pek hijyenik gelmiyor bana. Hüsnü mü? Evet. Hüsnü'nün bütün aşıları tam hayatım. Ayrıca hayatta mutfağa girmez. Ya girmez de şimdi hayvanı sarılıyorsun, öpüyorsun falan. Kız o da öpmese kim öpecek beni? Ayrıca ben hayvanın tüylerini kırptırdım. O yavrum uyuz eşeğe benzedi. Ya şimdi tüyü kılı olmasa da insan bir kıl oluyor yani. Ya Ayça Allah aşkına ya. Ben eskiden de sana yemek getirirdim. Eskiden de Hüsnü vardı. Löp löp yerdim maşallah. Şimdi mi pis oldu benim yemeklerim? Yerdim evet. Maşallah yedin Smackdown güreşçisi gibi oldun. Ya... Sorun ne hayatım? Söyle çekinme. Vallahi alınmam kırılmam ya. Allah aşkına söyle sorun ne? Gülsün sorun sende değil bende. Şimdi sen ne zaman bize bir şey getirsen, benim sevgilim senin yemeklerini o kadar beğeniyor ki artık benim yemeklerimi yemiyor. Ben de sen ne zaman bir şey getirsen, atıyorum çöpe. Aa, kız! Seninki benim yemeklere bayılıyor mu? Bayılıyor. Kızmadın değil mi Gülsüm? Ne olur. Aşk olsun niye kızayım? Olur böyle şeyler. Aa, senin kapıya bir cila da ben atmışım çok mu? Ya ne olur Gülsüm yapma bak. Gözünü seveyim ya. Vallahi çok üzülüyorum bu duruma ya. Ama hayatım bu iş kabiliyet işi. Ama seninki de bayağı bir kazmalık yani. Bu ne böyle çorba mı kek mi ama hayatım. Doğru söylüyorsun sen de. Hayatım erkeğin kalbine giden yol midesinden geçer. Aman o yolu biliyorsun seninki niye karavana? Ya ben o yolu biliyorum. Ben ne zaman o yola girsem o yolda bir çalışma oluyor. Hep büyük şehir iş başında, hep büyük şehir iş başında. Bırak da biraz Gülsüm iş başında olsun değil mi? Yok. Yani hayatım o yüzden... Hayatım ben de vallahi ne yapacağımı şaşırdım artık ya. Aşkım. Merhabalar. Gülsüm hoş geldin. Hoş geldin Davut. Merhabalar. Merhabalar. Ben de lokma dökmüştüm getirdim sıcak sıcak ye seversin. Aa, teşekkür ederim çok sağ ol. Eline sağlık. Bak bunu da sevgilin yapmış. Bak ıslak kek. Vereyim de banyoda sırtını sabunlarsın. Evet. Ay geçen gün seninki bir nohut yapmış. Ay tane eri o kadar diri olmuş ki Allah seni inandırsın. Mahallenin çocuklarına da attık billi oynasınlar diye. Gülsüm'cüğüm ne olur ne olur tamam. Kız şakalaşıyoruz burada. Ay yaptığı taze fasulyeyi söylemiyorum bile. Fasulye o kadar kıtır kıtır olmuş ki cips olarak yiyebilirsin yani. Gülsüm lütfen ama tamam. Ay bebeğim alınma şakalaşıyoruz. Tamam lütfen. Bak Davutcuğum ne zaman yemeğin olmaz kapım açık sana istediğin zaman gelebilirsin. Gülsüm'cüğüm yani şimdi yemekle olacak şey mi ya? Yani ben onun elinden zehir olsa yerim ya. Aa, benim annem var ya benim annem. Heh. Bir yemek yapardı, tavuk getirirdi böyle. Tavuk var ya tabakta yumurtlardı o kadar çiğdi ya. Vallahi billahi yani onun yemekleri benim için süper yani. Sen boşa telaşlanmışsın o zaman. Nasıl telaşlanmış? Yemeklerimi beğenmiyor Davut diye üzülüyordu. Sen üzülüyor musun ben senin yemeklerini? Ah kıyamam ben sana ah. Ah kıyamam ben buna. Hangi eller yaptın? Bunları ah yerim ben bu evleri ah. O zaman ben gideyim. Görüşürüz Gülsüm'cüğüm kendine iyi bak. Maşallah maşallah. Canım. Zaten bu hayatta ya çirkin olacaksın ya beceriksiz olacaksın. Maşallah. Bulmuşsun kapı gibi çocuğu ağzının tadı da yok. Maşallah maşallah. Ben de şimdi işin yok git Hüsnü ile öpüş yani. Aşkım gerçekten yemeklerin bir önemi yok mu? Tabii ki de önemi yok hayatım. Ben senin elinden zehir olsa yerim ya. O zaman kekinden yesene biraz.
Ya zehir olsa yerim de bir tanem. Şimdi ben bunu yemeyeyim. Ben banyoya gideyim, bununla böyle güzel güzel keselerim kendimi, tamam mı? Aşkım lütfen gel. Bak arkandan ağlar sonra. Ağlıyor zaten arkamdan, bak ağlıyor zaten. Lütfen, hayır. Evet. Çok güzel hareket diyenler, geçsin. İbrahim, seni böyle kıyafetli görmek çok mutlu etti bizi. Evet, balıktan sonra. Evet. Yani en azından bir... Ne diyorsunuz ki sevgili? Yani çok tempolu, güzel olmadı. Yani. O hissi verdi değil mi? Çok güzel olmadı şimdi. Ama şimdi demek ki çok yüksekti ya. Onun yüksek skeçten sonra bir skeç oynamak zordur yani. Öyle düşün. Bence güzeldi ya. İyi o zaman ya. La la la. Bir dans edeyim. Var mı skeçle ilgili bir şey söylemek istiyorsan? Buyurun. Ben aslında başka bir şey söyleyeceğim. Evlilik yıl dönümü. Hayır. Ben buradan 9'ar sınıfındaki Ezgi, Onur... 9A. 9H. 9H. Evet. H. H H mı oldu ya? Artık söyleyeyim. 9H sınıfındaki... Ezgi, Onur... Ama şu an Türkiye'de kaç tane 9H vardır? Hangisi bu? Ahmet Sani Gezici Lisesi. Ha. Hoş geldiniz. Ha? Öyle. Bir sıra kaymış orası. Hoş geldiniz. Okul olarak hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Bir tek kendi arkadaşlarına mı soruyorsun? O zaman herkes kendi sınıfına söylemek ister. Biz bütün okulu temsilen gelmişsiniz. Bütün okula selam söyleyelim. Evet, bütün okula söyleyelim. Selam söylüyorum. Tamam. Hadi bakalım. Çok kendinden emin kalırdım. Buyurun. Siz skeci sunarken diyordum ki böyle yaşlı teyzeler işte öğrencilere falan yemek götürecekler dedim ama skeci izledikten sonra vazgeçtim. Kimse bir daha komşusuna yemek vermeyecek. Yemek vermeyecek. Diye evet, düşünüyorum. Ya ben ilk sunuşta şey dedim de bizim karşı komşu getiriyor ya bize, biz de tabakları geri vermiyoruz. Evet ya. Evet şimdi burada öyle bir anlam mı çıktı toplamında? Ama güzel yemek yapıyor aslında, lokması güzel. Niye öyle anlam çıkardınız? Niye öyle çıkardınız anlam? Niye öyle yapıyorsun? Bilmiyorum, öyle bir anlam çıkardım. Niye falan? Niye yaptın öyle? Siz yemek yapar mısınız güzel? Çok güzel yemek yaparım. Vallahi. Evet. Neler yapıyorsunuz güzel? Karnıyarık. Karnıyarık, iddialıymış. Karnıyarık. Güzel. Mesela gelirken şimdi nohutlu pilav yaptım. Yedik geldik. Gelirken yaptık. Kim yiyor onu şimdi? O... Biz yedik geldik. Yediniz geldiniz. Evet. Getirmediniz onlar mi? Onlar öğrenci, öğrenci misiniz? Kurban etiyle yaptık. Bekar öğrenci misiniz siz? Evet. Kurban etiyle lahana dolması yapabiliyor musun? O biraz zor oluyor. Yaprak sarması daha güzel. Lahana dolmasını ben daha çok seviyorum. Yapsana, haftaya yiyeyim programda. Yapayım tamam. Vallahi yapabiliyor tamam. musun? Evet. Ama nohuttan da getir yine sen. Karnıyarığı da övdün, ondan da getir. Yiyelim. Tamam, tamam. Kaldıysa getiririz zaten. Tamam, kaldıysa. Kaldıysa. Bir haftada karnıyarığı getirecek bak. Ondan bir daha yapıver ya. Çok güzel hareketler devam ediyor. Çok güzel hareketler bunlar. Merhabalar. Çok güzelsiniz, çok özelsiniz. Hele özellikle hayatımızda teşekkür ediyorum. Çok naziksiniz. Çok sağ olun. Çok heyecanlanıyorum çünkü hem burada hem televizyonların başında hayatımızda en önemli yer alan kadınlar hayatımızda olunca onlar başka bir özel. Kadınlar hayatımızda o kadar narin, hassas, kırılgan, alımlı, bakımlı, sempatik, yapıcı ve hayatımızın o kadar çok önemli bir yerinde yer alırlar ki... tabi onların da ihtiyaçları var. Onlar da bazen tuvalete gidebilirler. siz gitmiyor musunuz yoksa? Gülhan Tekin yazdı. Kızlar tuvaleti geliyor. Alkışlarınızla. Çok güzel hareketler bunlar. Beğendin mi Özgür'ü? Doğru söyle. Aa, fena değil Gülhan. Fena değil mi? Ha. Ya çok yakışıklı değil mi? Ne olur. Ya Gülhan bilemedim. Sanki biraz burnu büyük mü onun? Beni daha iyi koklasın diye. Kulaklar da kepçe gibi sanki. Beni daha iyi duysun diye. Gözleri de böyle büyük büyük. Beni daha iyi görsün diye. Dudakları da böyle palamut gibi. Beni daha... Yani öyle yakışıklı ama değil mi? Beni ne ya?
Ya işte edin yani. Bilmem, bilemedim ya. Valla ben çok yakıştıramadım hayatım size. Nasıl yakıştıramadın tatlım? Yakışıklı diyorum işte. Tam bana göre bir çocuk. Hem bak ilk defa bu kadar uzun süren bir ilişkim oluyor. Ne kadar oldu? 2 hafta. Bayağı ciddi bir ilişki desene. Evet, gayet ciddi gidiyoruz Burcu. Bak en yakın arkadaşımla sevgilim birbirini sevsin istiyorum ne olur. Ya arkadaşım bak, sen biz çok yakın bir dostuz. Ben senin iyiliğin için diyorum ama olmuyorsunuz ya. Bir şey var yani, bir şey eksik. Ya var ya, tanımasam şu an mutluluğumu kıskanıyorsun diyeceğim. Daha da neler ya. Tuvalete gireceğim mi? Girmeyeceğim, sen? Yo, ben de girmeyeceğim. Hadi gidip dans hadi edelim. Aman hep dolu olsun, hep dolu olsun aman. Aman sen ne yaptın, boş ver, aldın mı çocuğun telefonunu? Aldım, aldım. İşte bak. Bu ne Gülsüm? Sen masadan kalkarken çocuğun telefonu mutlaka al dedim, ben de aldım. Ya Gülsüm, ben sana çocuğun telefon numarasını al dedim. Sen resmen çalmışsın çocuğun telefonunu. Aydan ne yapacağım şimdi? Ay ne yapacağız? Fark etmeden gidip geri bırakalım, hadi yürü. Ay ben bırakamam, sen bırak. Ay Gülsüm, vallahi seninle dışarı çıkalım az ya. Kaç tane içtin sen? Ay çok içtim. Ay içme İlay, çıkın ağzına dönüyorum. Alo. Ha aşkım, ya dayımların düğünündeyiz şimdi. Ha yok yok, sen gelme sakın. Biz zaten şimdi hemen eve gideriz. Ben de hemen uyurum. Ay yok yok hayatım. Bak bak, duyuyor musun? Halaya çağırıyorlar. Duyuyor musun? Oh hey, oh hey, oh hey. Tamam. Gitmem lazım. Hadi bay. Ne yani? Yuttu mu şimdi ya? Herhalde kızım. Ailem çok tutucu. Çıkamam en güzel yalandır yani. Ya sen onu bırak da şu uzun boylunun telefonunu aldın mı? Aldım canım. Mesajlaşıyoruz bile. Ya... Ben şimdi bir vicdan yaptım ya. Sonuçta senin sevgilin var. Ya doğru söylüyorsun. Biraz ben de vicdan yaptım. Ama çılgın. Kızım manyak mısın? Adım nikahıma mı alacağım sanki? Ya ne bileyim ya. Hadi gidelim. Çocuklar ağaç oldu beklemekten. İyi hadi gidelim. Tırmanalım o ağaçlara. Lütfen ya, leş gibi yaptı ya. Kızı gördün mü, her tarafı estetik. Bırak estetiği mesleti, sen kendi sevgiline bak. Sevgilinin estetiğe ihtiyacı var. Ya hayatım, çocuk bilerek yapmadı ya. Kolu çarptı da döküldü üstüne yani. Sakar Gülhan'cığım, sakar. Bardağı böyle tutuyor üstüme. Ama ne yapsın, garson geldi böyle vurunca... Ya Burcu ya. Ne? Ya ne olur bak, çocuk çok iyi niyetli. Sana ne dedi, çıkar üstündekini, benim gömleğimi giy bile dedi. Çok iyi niyetli canım. İyi niyetli tabii. Ya Gülhan vallahi otur bir daha düşün şu çocuğu ya. Çok sinirlerim bozuldu. Ay yok, sevemedin bir türlü. Sevemedim. Girecek misin tuvalete? Girmeyeceğim. Sen? Ben de girmeyeceğim. Gidelim bari. Gidelim. Ya, hadi. Telefonu çabuk. Senin telefonu çabuk. Benim yanında değil. Ha, benim de yanında değil. İçeride kal. Oradaki telefon kalmış. Aa. Birinin telefonu. Şu çıkan kızlar olmuş. Durdu bak, kapandı, görüyor musun? Ne yapacağız? Ne yapacağız? İstiyorsan ara hisseden birini. Şu kim ise gelsin alsın. Şu son arayanı arayayım o zaman. Ya da bırak ya. Kim ise gelsin alsın. Ne uğraşıyoruz? Gidelim. Ay evet, bence de. Mesaj geldi. Gülhan. Kız okuyalım be. Vallahi o çıkan kızlarındı. Gel gel. Gel. Ne diyor? Yanımdaki bulaşıktan kurtulayım. Seninleyim. Sakın bir yere gitme. Hatuna bak, biriyle yazışıyor vallahi bardağı. Vallahi bardağın biriyle yazışıyor. Tamam bırak, hadi gelsin alsın kim ise telefonu. Bir şey söyleyeceğim Burcu. Ha. Baksana numaraya, bana çok tanıdık geldi. 9554. Ya bu Özgür'ün numarası ha. Ya saçmalama kızım, numara numarayı benzer. Kızım 2 haftadır arayıp duruyorum ben bu numarayı. Vallahi onun numarası. Emin misin? Ya galiba eminim. Ne yapacağız o zaman? Burcu, bu Özgür'ün numarasıysa yanındaki bulaşık benim. Tamam hayatım, sakin ol. Bulaşık falan değilsin sen. Ne yapalım biliyor musun? Şimdi gidelim. Çaktırmadan sen telefonu al, tuvalete gelelim ve bakalım mesajlarına. Özgür'ün telefonunu mu aldın? Evet. Ya sandığın gibi değildir. Baba ya. Estetik bir kıza yazışıyorsa yemin ediyorum bunların olmaz. Ay çok çok İçme dedim değil mi? Yıka şu yüzünü. Ay çocukları kıramadım. Tebrik ederim canım. Çocuğun kulağını yalaman da anne şefkatiydi değil mi? Ay yok. Çok aç karnı içtim ondan. Canım, canım ne olur bir daha her gittiğimiz yerde aç olduğunu bu kadar belli etme, olur mu? Ha? Gel şöyle. Ay hale bak. İnanamıyorum ya. 40 yılda bir dışarı çıktım, ondan da telefon gitti. Ya gitti telefon.
Konya hakikaten. Şuralara bak bakayım, sen oraya mı düşürdüm acaba? Ay ne bileyim yani, canın sağ olsun Ayşe, o seninkini ağlı tuttu ha. Onda ah edecek zeka var ya. Benim ya. Bu telefon hanginizin? Aa benim. Senin mi? Evet. Al canım. Teşekkürler. Ne oluyor be? O telefon senin mi? Evet. Al. Ya manyak mısınız? Ne oluyor be? Ne olduğunu sen çok iyi biliyorsun tatlı. Ruh hastası mısınız siz? Ne istiyorsunuz ruh benden? Ruh hastası mı? Senin var ya. Ya bu sen çok güzel. Ya ne diyorsun sen be? Ruh hastası. Kimsin lan sen? Sen benim sevgilimle nasıl karıştırıyorsun? Kimsenin sevgili? Gitti. Kimsenin sevgili? Dobiş. Bardaki uzun boylu tamam mı? Mesaj var mesaj. Burada numaran var. Göster bakayım hadi kanıtla. Hakikaten ya Gül anlatacağım. Bu ne kanıtlayacağım? Bu ne kanıtlayacağım? Bak şimdi burada son arayan numarayı aradığında bir ara, bakalım ara. Kimin telefonu çalacak ara. Estetikli. Hadi bakalım. Ara bekliyorum. Arıyorum arıyorum. Hadi arıyorum, bakalım. Bekle Burcu. Bak bakalım çalıyor mu? Hadi canım. Alo mu? Evet alo. Evet alo mu? Alo. Hanımefendi bu benim sevgilimin telefonu ve numaranız var. Numarasını vermiş ne oldu? Kardeş yanlışlık oldu. Bir problem mi var? Yok yok. Kardeş bir yanlışlık oldu kusura bakma. Kafa çok yazmasın. Ha. Ha, ne oldu? Ya, baksana kimlere vermiş. Ne oldu? Yanlışlık olmuş. Bekle. Ha, bekle. Hadi bakalım. Ah, hırsız. Arıyorum ya. Telefonu çalıyor. Şşş, sus sen. Ama telefonu çalıyor. Stop. Koş, koş. Koş, koş. Ya görüyorsun değil Gülen, mi? Gülen yeter gidelim. Hakikaten ya. Hadi bakalım bul beni bul ben buradayım. Evet senin de numaran var. Gel. Nasılsa herkese dağıtmış. Hadi. Arıyorum canım. Ara. Arıyorum. Alo. Yanlış numara. Yanlış numaradan aramışlar, gitmem lazım. Şaka yapıyorsun ya. Gülen yeter artık, bu oyuna son verirsin. Yanlış arkadaş canım. Bırak ya, adamı görmüyor musun? Ya bırak beni bulsun ya. Bırak bulacağım. Al. Bulacağım. Mutlaka bulacağım. Baksana şu hareketlere ya. Ya hadi şu hareketlere. Ya ben sana başından beri söylemedim be. Boşuna olur. Son numara. Şu senin mi canım? Evet evet. Şu ara. Senin mi? Hadi kesin ara. Senindir. Belli zaten. Böyle mi çalıyor telefonu? Bak bakayım kimin telefonu? Beni sen nasıl terk ettin? Burcu. Bırakıp gittin. Çok ayıp ettin. Eyvallah. Şimdi halsizliğim tutsun. Gülhan, açıklayabilirim. Ben kuyruk sallamadım. Bu senin numaran mıydı Burcu? Evet. O numara senin mi? Evet. Bu benim numaram mı? Evet. Çok güzel hareket diyenler. Atölyemizin güzel kızlarına ayrı bir alkış da alabilir miyiz? Yani kostümlerden dolayı da gerçekten. Seyir zevki yüksek bir skeçte başlangıçta Gülhan. Evet, Gülhan Hanım evet. Ne diyorsunuz? Skeçte gibi bir şey söylemek isteyen var mı? Tamam yukarıdan bir. Buyurun. Vallahi yandık. Bir şey soracağım. Burası kızlar tuvaleti ise siz niye girdiniz? Ben de bir şey söyleyeceğim. Sen de içeridesin. Beraber içerideyiz ya. Umumi tuvalet. Sen ne diyorsun Gülen? Skeçe girsin. Vallahi ben skeçle ilgili en sevdiğim şey sadece kız oyuncuların oynadığı bir skeç oldu o yüzden. Evet, ben çok mutluyum. Arkadaşlarımla alkışlıyorum. Evet. Çok güzel hareketler devam ediyor sevgili misafirler. Çok güzel hareketler bunlar burada. Başlıyor şimdi mutlu. Bir
ilişkide yapılabilecek en büyük hata ya da ilişkinin en çıkmaz noktası o ilişkiden öncesini sorgulamak olacaktır. Oğuzhan, Zeynep ve İbrahim birlikte yazdılar. İyi seyirler, iyi eğlenceler diliyorum. Çok güzel hareketler bunlar. Sevgilim unutulmaz ki gözlerim görmez ki göz. O ne lan? Unutulmaz ki göz göz. Unutulmaz ki gözlerim. Unutulmaz, unutulmaz ki unutulmaz dedik. Unutulmaz dikamaz. Olmuyor kardeşim, bu da olmuyor ya. Hayatıma çay koy kendine. Ne yapacağız bilemedim. Ne oluyor lan? Bir de kirli donun çorabın varsa ver, makineyi çalıştıracağım. Hayatım ne yapıyorsun ya? Burada sanatçı üretim evresinde pat diye geliyorsun, püskübü soruyorsun ya. Hayatım. Allah Allah, böyle yaparsan ben nasıl efsane olabilirim? Geldin kağıdın üstüne demlik koydun. Hayret bir şey. Burada belki 100 yıl söylenecek şarkıyı yapıyorum. Geliyorsun, kirli soruyorsun bana yani. Hayatım, kötü bir şey demedim ki. Kirlin varsa yıkayayım dedim. Mozart beste yaparken kimse içeri girip kirlin var mı diye sormuş mudur acaba? Mozart senin kadar pasaklı mıdır acaba? Dalga geçme ya. Hayret hayatım, bir şey. Böyle zırt pırt içeri girersen ben nasıl bir Mozart olacağım? Ben nasıl bir Çaykovski olacağım ha? İşte Çaykovski olasın. Aman, aman çok müziksin. Ya hayatım, ben ilham gelsin diye. Ya çayla ne ilham gelecek hayatım ya? Öyle olur mu? Adam hatırlamıyor musun reklamda oynayanı? Çayını içiyor, ilham geliyor. Ondan sonra görevimiz tehlikeli müziğini yapıyor. Ya yalan aşkım o. Ben onu denedim Allah aşkına ya. Ben de inandım. İki ay boyunca her gün iki demlik çay bitirdim ben onun ayrına. Bir faydası olmadı mı? Oldu, tuvalete oldu faydası. En uzun besleme orada yaptım. 25 dakika. Dinlemişsindir sen de hatta, değil mi? Kokusunu duydum, ha. Evet. Kokusunu duydum. Ne yaptın? Beslerimi bitirebildin mi? Ya bitmiyor. Unutulmaz ki sevgilim, unutulmaz ki gözlerin. Gözlerin klişe oluyor, anladın mı yani? Gözlerin unutulmaz ki nerelerin mesela? Şimdi ben kendim de unutulmaz söylersem aşkım ayıp olmaz mı? Ben çay döneyim, sen bir bak bakalım. Ya yok unutulmaz. Öyle değil aşkım ya, yok. Tamam, gözlerin kalacak o zaman, yapacak bir şey yok. Sen bir çal bakayım, ben bir dinleyeyim de ona göre söyleyeyim sana. Unutulmaz ki sevgilim, unutulmaz ki gözlerin. Hani verdiğin sözleri tutacaktın. Unutulmaz ki sevgilim, unutulmaz ki gözlerin. Hani söz vermiştin dilim olacaktın. Böyle bir şey. Ne diyorsun, olur mu? Hayatım çok güzel olmuş ya. Gerçi benim gözlerim kahverengi, orada mavi gözlü diyorsun ama olsun, belli kahveye uyusun diye yapmışsın. Ya maviliği şeyden onun. Bir de şey demişsin ya, hani benim olacaktın. Ha. Aşkım ben zaten seninim, o yüzden o da biraz bize uymamış ama problem değil. Ya uyumaması şey tamam, yüzünden... Tamam, bakayım ben başka hangileri var, ver bakayım kağıdı. O mavi gözlerle adama aşık ediyorsun. Sanırım ki içimde bir volkan var. Sana aşık olamam biliyorsun. Benim bayağıdır birlikte olduğum bir manitam var. Evet. Şimdi mavi gözler bana uymuyor. İçimde bir volkan var. Hiç göremedik o volkanı. Sana aşık olamam. Benim bir manitam var. Bu da uymuyor bize. Unutulmaz mavi gözler falan uymuyor. Bu da uymuyor. Bu bayağı uymuyor. Bu şarkı niye uymuyor bana? Uymasın aşkım, ne olacak? Allah Allah, şarkı işte. Nasıl uymasın? Benim manitam var, sana aşık olamam diyorsun. Kim o mavi gözlü? Ya saçmalama, yok öyle biri tabii ki yani. Şu an yalan söylüyorsun. Böyle yapınca nereden anlıyorsun yalan söylediğimi? Allah Allah, yok öyle biri. Hayatım, mavi gözlü aşık olduğunu ama benim yüzümden birleşemediğin biri var yani. Çok açık belli biri yazmışsın hayatım, burada. Hayatım uyduruyorum, şarkı uyduruyorum işte. Ne uyduruyorsun hayatım? Tekerleme mi uyduruyorsun Allah'ını seversen ya? Bu şarkı gönül işi, hatır işi, hissetme işi ya. Aşkım. Bir şey hissetmeden nasıl yazarsın? Yemin ediyorum, o mavi gözlüyü bulurum. Onun o gözlerini böyle yuvalarından sökerim ya. Neyi söküyorsun yerinden? Uyduruyorum diyorum, delirtme beni ya. Ne uydurma? Nereden uydurdun? Nereden uydurduğumu göstertirme bana şimdi. Allah Allah, uyduruyorum işte, kafamdan atıyorum. Aa, bırak. Yalan söylüyorsun, bir şey yaşanmış, çok net yaşanmış. Ya vallahi yok öyle bir şey ya. Vallahi giderim. Nereye? Kimse çamaşırlarını yıkamaz, burada pislik içinde yaşarsın. Kirlenen mikroplar buralarda yürür böyle, gözde görülür. Çirkinleşme, gel otur şuraya, tamam gel buraya. Söz
söyle. Ta lise zamanı bir tane kıza yazmıştım. Şimdi besteleyebildim. Ne yapayım bu? Ben lisede mavi gözlü bir kız vardı, aşık oldum. Öyle mi? Yok, ilk sevgilim sendin. 30 yaşında, Allah Allah. Tabii ki vardı birileri yani. Adı neydi? Ya ne yapacaksın adını, bitmiş ki. Çok güzel. Çöp evde yaşa. Burada yaşa, böyle bok götürsün burayı. Anlama, gel buraya. Burada gidiyorum ben. Ya gel otur şuraya be. Gamze'ydi adı. Tamam mı? Rahatladın mı? Gamze. He, Gamze. Hiç Gamze'lerinden bahsetmemişsin şarkıda. Adı Gamze. Gamzesi yok kızın. Gamzesi olmayan Gamze mi olur ya? Kızın saçmalığı oradan belli daha. Senin adın da Melek, şu suratının haline bak bir. Allah Allah. Ne? Sen şarkıda diyorsun ki Gamze sana aşık olamam çünkü benim bir vanitam var diyorsun. Evet. O kim peki? Ya deli misin sen? Hadi git. Aa. Yemin ediyorum. O lise yıllığına bakarım. Oradaki bütün mavi gözlü Gamze'leri bulurum. Hepsini öldürürüm. Beni bu yaştan sonra karşıya yapma. Sakın beni karşıya yapma. Lan sen nasıl bir psikopata dönüştün? Allah Allah, gitsene başından. Aa. Başka biriyle birlikteydim, Gamze'ye yazdım. Sinem diye biriyle birlikteydim, tamam mı? Ha, Sinem. Heh, Gamze'ye yazdım bu şiiri de. Tamam mı? Rahatladın mı? Tamam. Hadi, hadi bırak, tamam. Tamam. Sinem'i arayacaksın. Arayacaksın Sinem'i. Ne? Ne oldu Sinem'e? Hı? Ya deli misin sen? Psikopat mısın? Manyak mısın sen? Aa, neyi arıyorum? 10 yıl önceki mevzu arayacaksın. Bitmiş. Ya ne diyeceğim şimdi? Neden bitti? Neden bitti? Hep o Gamze yüzünden değil mi? Gamze yüzünden. Tabii. Ayırdı Mutlu Mesut çiftin arasını, böldü. Nifak tohumları soktu oraya. Tabii. Nifak tohumu tabii, ne be? Tabii tabii, ben çok iyi biliyorum, tahmin edebiliyorum. Yazık, o Sinem'e yazık. Acaba bunları hak edecek, ne yaptı o kız, ne yaptı? Sen harbi git tedavi ol. Vallahi bak, çok güzel doktorlar biliyorum, yeminle bak. Gidelim, tedavi neyse, kaç paraysa ben şey yapacağım. O ayırmadı mı? Söyle, o ayırmadı mı? Ya, söyle. O ayırmadı bizi, ha. Gamze ayırmadı. Sinem beni Ahmet diye biriyle aldattı, o yüzden ayrıldık biz Sinem'le. O Ahmet'i de o ayarlamıştır. Zaten onu o... Ya tabii, hadi git, deli misin, hasta mısın? Kimseyi aramıyorum, tamam ya. Ay, Sinem arama. Tamam, Sinem arama. Gamze'yi ara. Ya ne diyeceğim kıza? 10 yıl sonra ben zamanında senden hoşlanıyordum mu diyeceğim? Platonik bir şeydi, söylemedim zaten. Ne yapıyorsun lan? Yemin ederim, bu laptopunda top gibi bırak oynarım. Onu, bırak onu. Bak, bütün meselelerim bunun için. Tamam, bırak, bırak onu. Bak, bırak, bak, bırak onu. Hop, tamam, hop, arıyorum, hop. Arıyorum. Tamam. Arıyorum, bende 10 yıl önce numarası var. Hop. Ne bileyim onu. Arıyorum, tamam. Hoparlörü aç, ben de duyacağım, ben duyacağım onu. Aç şu hoparlörü. Hoparlör değil, hapolloro. Al, açtım. Alo? Alo Gamze? Minnoş, sen misin? Lan dur, 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 yanlış anladı, dur. Gamze, ben liseden, Oğuzhan, çok eskilerden. Ay, ya inanmıyorum, çok pardon Oğuzhan, ne haber, nasılsın? Sağ ol, iyiyim, sen nasılsın? Sağ ol, ya kusura bakma, sesin tok gelince ben babam sandım. Babasına minnoş mu diyormuş? Der, sana ne? Gamze'cim kusura bakma, bunca zaman sonra rahatsız ettim seni, çok özür dilerim. Rica ederim. Evet? Evet, seni dinliyorum. Sen beni aradın. Sen Benua Lisesi'ndeki günlerimiz için aradım ben. Evet, güzeldi. İyiydi işte. Gamze, ben seni niye aradım? Şey için aradım. Ben sana zamanında bir şiir yazmıştım da. Bana? Ha. Neden? Ya işte o zamanki duygusal durumlar artı benim sanatçı kişiliğim birleşince. Öyle bir beste çıktı ortaya şimdi. Ben biliyorsun bu araba ya piyasada beste falan yapıyorum. Adımı duymuşsundur çok. Yo, duymadım. Ha işte duyabilirsin her an. Bayağı duyulmak üzere çünkü adım piyasada. Senin şiirini besteledim ben. Ya ben şimdi böyle birden sana şiir yazdım deyince bir şaşırdım ya. Yani sen benden mi hoşlanıyordun? Yani o dönem evet. Konuya gir. Tamam. Konuya gir, konuya gir. Gamze, hemen konuya giriyorum. Ben şimdi o şiiri besteledim ya. Benim bir tane sevgilim var, sağ olsun. O biraz bir huysuzlandı tabii. Kimdi bu, kime yazdım bu şiiri derken... Dedi, ara benim içim rahat etmez dedi. Kendisi de yanımda şu an. Merhabalar. Gamze Hanım, şimdi kadın psikolojisi. İçim rahat etmedi de benim bir. Çok merhaba, ya sorun yok. Ne olur rahat olun. Ben 3 senedir görmüyorum Oğuzhan'ı. Ay gerçekten mi? Ah çok teşekkür ederim. Nasıl içime su serpildi yemin ediyorum. Yok ne olur rahat olun siz ya. Ben Oğuz'un beni sevdiğini bile bilmiyordum. Ben şu an zaten birazcık onun şokundayım. Tamam öyle çok şok olmaya gerek yok. Tamam oldu o zaman. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sağ olun. Gamzeciğim görüşmek üzere. Görüşürüz o zaman. Yani hala şaşkınım.
Yani sen şiir falan yazacağını bana söyleseydin keşke ya. Bak yani... söyleseydin keşke. Söylemedin olmadı. Oldu o zaman. Oldu. Tamam teşekkür ederim. Açıkçası sana karşı boş değildim yani o zaman. Oldu tamam oldu. Boş değil miydin? Tamam dur. Oldu tamam. Ya bir şey soracağım madem bunca zamandır böyle... Oldu çok sağ olun. Duymuyorum çok sağ olun, bir dakika çok dur. Efendim? Ya bir yere görüşelim mi diyorum bir kahvemi içsek acaba? Oldu. Bir daha söyler misin ben anlamadım. Lan ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Oldu tamam. Allah Gamzeciğim alo. Kusura bakma çok özür dileriz tekrar rahatsızlık verdik sana. Ya yok hiç önemli değil ama Oğuz bak ne olur görüşelim bak. Oldu. Oldu. Çok tamam oldu. Ben de görüşmeyi çok isterim. Telefonum sende çıkmıştır. Oldu. Araşırız. Oldu. Tamam hadi öptüm kocaman. Öptüm ben de sağ ol. Öptüm kocaman. He. Çok güzel. Zaten senin hayatında iki şey var. Bir öptüm kocaman, bir Aykut kocaman. Allah. Harika. Allah Allah. Ya kızım sen demedin mi kadını ara diye? Ben dedim ben kadını ara dedim. Ben kadına yıl işlemedim. Lan iki satır şiir için bana yaptırdığın şeylere bak kepaze ettin beni 10 yıl sonra kıza ben seni seviyordum dedim ezik ezik. Evet aranızda bir şey yokmuş ama olacak çok net olacak. Ben seni de alacağım tıpkı Sinan gibi. Seni alacak elimden benim. Sen ruh hastasısın. Oldum sayende. Ruh hastasısın sen. Ruh hastası oldum sayende. Allah Allah. Sen bir gün bana beste yapmadın, şarkı yapmadın, ona yapmıştın. Çıldıracağım şimdi. Senin ya. Besteni İsmail İK yaptı canım. Neymiş benim beste? Allah belanı versin. Defol. Allah Allah. Kapata bak. Neler yaptırıyorsun bana ya? İnşallah arena gelir. Buradaki hamam böcekleri böyle böyle yakın. Oradan buradan çıkarlar inşallah. Hamam böceği olsun kardeşim. O hamam böceği buraya bir muzun üstünde geldi Afrika'da. Manyak. Alo. Oğuzhan. Kapatmadık mı telefonu? Bir kapattık. Ya benim yüzümden kavga ettiniz galiba. Ya seninle alakası yok ya. Biz hep böyleyiz. Gamzeciğim yeter ya artık. Tamam. Neyse. Ya sen bana yazdığın şiirden beste mi yaptın? Evet. Söylesene biraz. Söyleyemem. Sesim kısık şu an. Ya söylersin yok, hadi. Yok söyleyemem. Hayatta söyleyemem. Ya ne olur hadi yok, ne olur. Hayatta mümkün değil. Ya şu an ne yapsam söyleyemem yani. Unutulmaz ki sevgilim o güzel mavi gözlerin. Hani söz vermiştin benim olacaktın. Nasıl? Güzel de benim gözlerim mavi değil ki. Vallahi mi ya? Ben kime yazdım lan bu şiiri ben? Efendim? Diyorum ki çok fark etmez bu saatten sonra. Senin gözlerin ne renk? O uyar bana. Olur o. Olur o gözler. Vallahi olur. Çok güzel hareket diyenler, sevgili sahneler. Çok teşekkür ederim. Oğuzhan Bey tebrik ederiz. Teşekkür ederiz efendim. Vallahi sağ olsunlar. Sağ olsun. Bir şey söyleyeceğim. Yeni beste çıktı resmen şu an. Öyle yalandan var bir şey mi? Oldu ama yok bu kadar yani. He bu başka kadar. Başka da bir şey yok. Unutulmaz bir gözlerim, hazır sözlerim. Hazır gitar var Oğuzhan Bey. Bir şey böyle o şarkı. Aynen yani bir daha söyleyeyim işte. Bir daha söylesene. O zaman şöyle çevirip öpeyim. Büyük ustaya selam olsun. Unutulmaz ki sevgilim. Unutulmaz ki gözlerin, hani verdiğin sözleri tutacaktın. Unutulmaz ki sevgilim, o güzel mavi gözlerin, hani söz vermiştin dedim olacaktın. Evet sevgili misafirler, bu akşamlık bizden bu kadar. Eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ekranlar başındaki izleyicilerimize teşekkür ederiz. İyi akşamlar, saygılar, sevgiler olsun sizlere.